Herkese merhaba, ben Osman. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu sosis balondan. Bu elimde görmüş olduğunuz kılıç nasıl yapılır? Bunu sizlere öğretmeye çalışacağım. Bu tabii ki bu serimizin ilk videosu olacak. Hem yapması kolay olduğu için, hem güzel gözündüğü için, hem de bakın çok sade duruyor. Bu yüzden kılıcı seçtim. Tabii ki gitgide zorlaşacak şekillerimiz. Bundan sonraki videoda, yani bu serimizde hangi şekli görmek istiyorsanız yorumlar kısmına belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi daha fazla vaktinizi almayayım. Bu elimde görmüş olduğunuz kılıç nasıl yapılıyor? Hemen açıklama kısmına geçelim. Bu kılıcı yapabilmek için sadece bir tane balona ihtiyacınız var ve bir de pompaya. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu arkadaşlar. Sadece bir parmak boyunca geçiriyorsunuz pompaya. Şu şekilde. Ve şişirirken orayı tutmanız gerekiyor. Hemen ben şişireyim sizler için. Evet, harika. Burada önemli olan şey balonun uç noktası. Uç noktasında en fazla bir parmak boyu kadar boşluk bırakmanız gerekiyor. Çünkü kılıç için fazla bir boğum yapmamıza gerek yok. O yüzden bir parmak boyu harika olur. Daha sonra bağlama kısmı. Bağlama kısmı da çok önemli. Şu şekilde tuttuktan sonra havanın birazını bırakmanız gerekiyor. Şöyle ben bıraktım. Çünkü bağlaması gerçekten çok kolay oluyor. İlk başta bırakmazsanız bağlamak gerçekten imkansız gibi. Evet. Şu anda sosis balonumuz hazır. Burada yapmamız gereken bağladığımız kısımdan yaklaşık olarak 8 parmak boyu sayıp yani şuradan bir kere katlamak. Şu şekilde. Daha sonra bu kadar katlamıştık ya, aynısını ters tarafta da yapmak. Şu şekilde. Ve son olarak yapmamız gereken bu iki noktanın tam ortasından şu şekilde tutup bir kere dolandırmak. Ben tekrar göstereyim şöyle. Bir kere dolandırıyoruz. Aslında birden fazla da dolandırabilirsiniz. Bunun hiçbir önemi yok. Ve kılıcımız hazır. Evet, aslında o bıraktığımız hava hem boğum yapmada kullanıyoruz hem de kılıcın ucu gibi düşünebiliriz. Ve şu şekilde harika bir kılıç oluyor. Kılıç yapmak gerçekten çok zevkli ve çok kolay. Siz de yaparak küçük çocukları sevindirebilirsiniz. Veyahut da daha farklı süslemelerde kullanabilirsiniz. Evet, bu serimiz tüm hızıyla devam edecek. Bu ilk videomuzdu. Devamındaki videoları izlemek ve takip etmek için aşağı kısmından beğenip abone olabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşene dek kendine çok iyi bak. Hoşça kal.